Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim ilk konu tasarımı. Tasarımı gerçekten çok hoş. Yani selefine göre bir önceki modele göre tasarımda en azından büyük ölçüde değişiklikler var. Birincisi bence çok premium gözüküyor. Metal bir tasarım anlayışı var ve yeni nesil S serisi yani Samsung Galaxy ailesinin S serisi telefonlarına çok benziyor tasarım konusunda. Gerek kamera bloğu olsun gerek arka tasarım, arka metal gövde olsun gerçekten bence premium hissettiriyor fiyatına göre. Tabi bununla birlikte premium gösteriyor ama biraz daha da ağır. Nerede ise 600 grama yakın bir ağırlığı var. A8'in yani Tab A8'in. Bence bu çok sorun olmasa gerek. Çünkü ekran boyutundan da birazdan bahsedeceğim. Çok büyük bir ekranımız var. O yüzden ağırlığı fena değil. Tasarım da fena değil. Yani tasarım konusu gerçekten harika. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. iPad kullananlarınız varsa bilir ki iPad'ler genellikle biraz daha böyle köşelidir. Karedir. Yani kareye yakın bir ekran oranı var. Ama Tab A8'e baktığımızda ekran oranı 16'ya 10. Yani 16'ya 10'luk bir ekran oranımız var. Ve bu da neye avantaj sağlıyor? Film izlerken ya da oyun oynarken altta oluşan o siyah barlar olmuyor ve direkt ekranda ne görüyorsanız filmi de o şekil izleyebiliyorsunuz ve bu çok daha keyifli oluyor aslında. Film izlemek olsun, video izlemek olsun, YouTube'da takılıyor olun, isterseniz canlı derse katılıyor olun. Ekran oranı size çok daha avantaj sağlıyor iPad'lere göre. Tabi fiyatına göre olmayan bir özellikten bahsedeyim. Parmak izi okuyucusu Tab A8'in üzerinde yok. Yani fiyatına göre tamam, olmaması belki gayet normal. Birazdan bahsedeceğim bir dezavantajı da var. Yüz okuma var güvenlik seçenekleri olarak ama çok güvenli değil. Yani bir Face ID gibi çalışmıyor. E geriye ne kalıyor? E şifre girmeniz gerekiyor ya da o desen dediğimiz desenli kilit yapmanız gerekiyor. E bu durumda 16'ya 10 ekran oranına sahip bir tablet için, yani 10.5 inçlik bir tablet için biraz sizi zorlayabiliyor haliyle girmek olsun desen çizmek olsun belki bu konuda biraz zorlanabilirsiniz yani fiyatına göre parmak izinin olmaması ya da face id gibi kaliteli bir yüz tarayıcısının olmaması bence gayet normal karşılanabilir en azından bir face id'ye benzer bir sistem var ama çok da güvenli değil açıkçası ekran demişken gelin biraz da ekrana bakalım ekranda bize neler sunuyor yani Galaxy Tab A8'in ekranı selefine göre bize ne kadar bir güncelleme sunuyor ve ne kadar iyi bu tabletin ekranı şimdi Tab A8'in 1920'ye 1200 çözünürlüğe sahip bir ekranı var. 10.5 inçlik bir ekran boyutumuz var ve dediğim gibi 16'ya 10 ekran oranımız var. Yani tabletimizin ekranı oldukça güzel. LCD bir ekrana sahip. Ekran parlaklığı da yeterli. Tabi bazılarınız şimdi diyecektir abi kaç Hz? Ben söyleyeyim size 60 Hz'lik bir ekran panelimiz var. Fiyatına göre düşünürsek dostlar 60 Hz bence gayet normal. Yani bu fiyat segmentinde bir tableti alıp da 120 Hz'de bir oyun oynamak biraz imkansız. Sonuçta burada 2500-2600 liralık bir tabletten bahsediyoruz. 60 Hz olması gayet normal karşılıyorum. Sonuç itibariyle en yüksek donanıma sahip tabletlerde 120 Hz karşılıyorken fiyatlarını siz biliyorsunuz zaten. 8 bin lira, 10 bin lira, 16 bin lira ve ucu bucağı yok 20-30 bin liralara kadar çıkıyor. O yüzden bu tablette 60 Hz olması bence gayet normal. Küçümsememek lazım. Sonuç itibariyle 10.5 inçlik bir ekranı var. 16-10 bir ekran oranımız var. iPad'deki gibi Black Bar'lar çıkmıyor. Bu çok güzel bir şey. LCD bir ekranımız var. 214 ppi değerine sahip. Ekran kalitesi bence oldukça iyi diye düşünüyorum. Tabi bununla birlikte a 8'in bize sunduğu renk oranına bakacak olursak profesyonel bir renk oranı bize sunmuyor. Ama kullandığımız platformlara göre sRGB oranına yakın bir renk bize sunuyor ki bu da oldukça fiyat segmentine göre yeterli. Fazlasına da zaten bu tablette gerek yok. Sadece değinmek istediğim bir konu var. Samsung'un orta düzey tabletlerinde hep karşılaştığım ve yeni tabletlerinde de olan bir durum. Ekranın hep maviye dönük bir renk sunması. Night Shift'le belki bunu düzeltebilirsiniz. 3 parti bir uygulamayla ya da Samsung'un içerisinde olan Night Shift ile kapatabilirsiniz. Night Shift de gece herhangi bir iş yaparken, oyun oynarken, film izlerken ekranın renk tonunu biraz daha ılık yani sıcağa doğru çekiyor. Bu da sizin gözünüzü yormuyor. Mavi olduğu zaman gözünüzü yoruyor ve haliyle uykunuzu da kaçırabilir akşamları. Katınızı da dağıtabilir ve bunun gibi birçok sebebi var. Çok fazla teknik detaya girmeyeceğim ama dediğim gibi tabletin ekranı biraz daha böyle maviye dönük yani biraz daha böyle mavimsi bir renk tonu sunuyor. Ama neticede fiyatına Göre bence ekranı oldukça güzel. Peki fiyatına göre bu tablet bize ne kadar bir pil sunuyor, ne kadar dayanıyor. Selefine göre yani A7'ye göre bataryası aynı ama birkaç değişiklik var. Yani içinde 7040 mAh'lik bir batarya var. Yani 10.5 inçlik bir tablete göre bence ne fazla ne de az. Yani olması gereken 7000 mAh bence. Yani yeterli bir mAh değeri var içinde. Şimdi bu tabletleri bir telefon gibi 724 yanımızda taşımıyoruz. Taşımadığımız için de evde olduğumuz zamanlarda kullandığımızı düşünürsek bu tablet günü çıkardığını düşünebiliriz. Ama bu kullanımınıza göre değişir. Şimdi örneğin Google Chrome'u açtığınız 724 böyle bakıyorsunuz, geziniyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz. E o zaman tabii biter. Kolayca bitmez ama gözle görülür derecede biter. Ya da oyun oynuyorsan, PUBG oynuyorsan, Call of Duty gibi ya da yeni nesil oyunları oynuyorsan sürekli bir şekilde, aktif bir şekilde e günü çıkarmayacağı için burada tabletini şarja takman gerekebilir. Peki burada ne sıkıntı var? Teba 8'in 15 Watt'a kadar şarj desteği var ve fazlası yok. Bu Fiyat segmentine göre normal ama bence fikrimce çok az bir değer. Çünkü 15 wattlık bir şarj adaptörüyle bunu şarj ettiğiniz zaman beklediğiniz sürelerde hemen şarj olmayacak. Günü çıkarır ama bu sizin yoğun kullanımınıza göre değişir. Gündelik hayatta sosyal medyaya giriyorsan birkaç araştırma yapıp belki canlı dersler bunlara giriyorsan günü çıkarır ama yoğun kullanımda oyun oynuyorsan sürekli Netflix'te takılıp filmler izliyorsan ve bunun gibi benzeri uygulamaları yoğun bir şekilde kullanıyorsan o zaman günü çıkarmayabilir sürekli şarjda kullanmak zorunda kalabilirsin. Ama tabii güzel bir kısım varsa yanında 15 watt'lık şarj adaptörü de geliyor ve USB-C bağlantı noktası da geliyor. Evet USB-C yani Tab A8'de USB-C yani yeni nesil Type-C desteğine sahip. Ve bu da fiyatına göre bence güzel. Eskide kalmış şarj girişlerini kullanmaktansa artık USB Type-C kullanmak çok daha mantıklı bence. Yani dediğim gibi bir telefon gibi hemen hemen hep yanımızda gezdirmediğimiz için tabletlerin evde olduğunu düşünürsek ya da ofiste olduğunu düşünürsek şarjı da gerçekten yeterli diyebilirim fiyatına göre. Batarya yeterli diyebilirim şarj adaptörü de yeterli diyebilirim keza zaten içerisinde geliyor ekstra almanızı gerek kalmıyor peki tpa 8in içerisinde ne işlemci var bize ne kadar performans sunuyor ne kadar güçlü fiyatına göre ne kadar iyi bir işlemcisi var içerisinde şimdi muhtemelen çoğunuzun bilmediği ve Samsung'un da işlemcileri arasında görmediğiniz bir işlemci var ismi de Unisoc Tiger T618 işlemcisi var tabi bir Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisi kadar iyi değil Değil. O bir gerçek. Yani onun kadar bir performans beklemiyoruz. Ama dediğim gibi hemen hemen bütün işlem yükünün altından kalkıyor. Sadece oyunlarda birazdan bahsedeceğim bazı grafik ayarlarınızı düşünmeniz gerekebilir. Şimdi çoklu uygulama açma ve kapamada sorun yok. Bütün uygulamaları yani yeni nesil M1 işlemcilerde olduğu gibi çok hızlı bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Ama arka arkaya bir, iki tane, üç tane uygulama açtığınız zaman haliyle işlemcide burada yüke bindiği için takılmalar, donmalar yaşayabilirsiniz. Bu gayet normal. Oyunlara gelecek olursam da Call of PUBG ya da PUBG New State gibi yeni nesil grafik isteyen oyunlarda orta düzey ya da orta orta düzey grafiklerde oynayabilirim diyorsan, o benim için yeterli abi diyorsan, ben sadece keyif alacağım diyorsan, Tiger 618 işlemci yetiyor. Buna emin olabilirsin. Yani en yüksek grafiklerde sana biraz sıkıntı çıkarabilir ama dediğim gibi orta düzey orta ayarlarda oyununu çok rahatlıkla oynayabilirsin ki bu bahsettiğim en yeni nesil grafik isteyen oyunlar onun altındaki bütün oyunlar için hiçbir sıkıntınız yok, keyifli oynayabilirsiniz. Yani sonuç için itibariyle yatay kullanım için bir tablet. Bu 10.5 inç ekrana sahip. Yani bunda bir oyun oynamak da çok zevkli olabilir gerçekten de. Yani kısacası ne biliyor musunuz? Tiger işlemci size yoğun grafiklerde, yoğun oyun işlerinde ya da programlarda biraz sıkıntı çıkarabilir ama onun altında her şeyi sorunsuz size sunabiliyor. Tabi bunlarla birlikte tb 8 32 GB'lık bir depolamaya sahip ama üzülmeyin bunu micro SD kartta 1 TB'e kadar arttırabiliyorsunuz. RAM kısmına bakacak olursak da 3 GB'lık bir RAM var. Bence bu da fiyatına göre oldukça normal. Yani fazlasını bekleyemezdik fiyat segmentine göre. Türkiye'deki fiyatına göre en azından. Bu da size oyunlarda yetecektir. Şu ana kadar en yeni nesil grafikli oyun bile 2 ya da 3 GB RAM istiyor. Onu açtığınızda zaten 3 GB RAM'inizin olduğunu düşünürseniz bence yeterli olacağını düşünüyorum. Bu kadar konuya değinmişken değinmek istediğim bir konu da var. O da tasarımına göre çok güzel bir stereo hoparlör yerleşimi olması. Yani alt ve üstte iki tane olmak üzere toplamda 4 adet hoparlörümüz var ve bunlar Dolby Atmos destekliyor. E tabi biraz da doğruları konuşalım. Yani size bir ses bombası kalitesinde bir ses performansı vermeyecektir fiyatına göre ama yine tatmin edici, doygun, oldukça en azından tizleri yüksek yüksek güzel bir ses deneyimi size sunacaktır. Kötü demiyorum ama yüksek kalitede bir ses beklemeyin tabii ki. Ama sonuçta 4 tane olması ve her yerde olması hem oyun oynarken hem film izlerken gerek video izlerken ne yapıyorsanız yapın ses gerektiren işlerde size oldukça keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sonuç olarak ne diyebilirim? Tabii ki de Tab A8 A7'ye göre Selef'e göre çok büyük güncellemelerle gelmedi. Ama şunu düşünmek lazım. En azından yeni nesil bir tablet, yeni güncellemeler alan bir tablet ufak tefek güncellemelerle geldiği için, bir önceki modelin fiyatına göre neredeyse aynı olduğu için A7 almaktansa A8 almak çok daha mantıklı bence. Yani bence Tab A8'in dörtlü hoparlörü olabilir, yeni nesil işlemci olabilir. Büyük LCD 10.5 inç ekrana sahip, hatta 16'ya 10 ekran oranına sahip ekranı olabilir ve bunu onun gibi güncellemelerle almaya değer diye en azından bakmaya değer diye düşünüyorum. Tabi kameralar konusunda çok iyi haber veremem. Yani sonuçta bunu bir tablet olduğunu düşünürsek ve bir telefon kadar performans vermediğini düşünürsek kameralara çok takılmamak gerekiyor. Yani sonuçta bu iPad Pro ile yarışır bir tablet değil ya da Samsung S7 Plus ve üzeri tabletler gibi tablet değil. O yüzden kameralara çok takılmayalım bence. Bu bir multimedya cihazı olarak görelim. Film izleyeceksin, Netflix'e takılacaksın, YouTube'da takılacaksın, belki internette film izleyeceksin belki canlı derslere katılacaksın yani ön kameraya bakalım önemli olan ön kamera sonuçta canlı derslere katıldığınız zaman görüntünüzün karşıya kaliteli gitmesi gerekiyor ve geniş bir ekranda 5 megapiksel bir kamerası var en azından oldukça yeterli yani karşı tarafa net bir görüntünüz gider yani bir Android tablet almak istiyorsan fiyatı uygun olsun istiyorsan güncel olarak kullanmak istiyor ve multimedya işlerine de çok takılıyorsan Tab A8'e bakmanı öneriyorum sonuç itibariyle fiyatı da günümüze göre oldukça iyi Kendine çok iyi bak ve hoşça kal.